Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Yine yeni bir mod tanıtımımız var. Yolun kenarında duruyoruz ama geçen arabalar bizi derbeder etti. Güzel bir 40 ayak modumuz var. Yine 124G, Wabis, Scania Thermo King. Güzel ses falan, çok hoşuma gitti benim. Yaklaşık 3-4 gün önce paylaşılmış. Bayağı bir emeği geçen kardeşim var yine. Modun asıl sahibi Ömer Faruk Aygun ama emeği geçenler bayağı bir arkadaş var. Mert İptaş, Harun Aras, Muhammed Kaan Tuncer, Sefa Tetik, İsa Koyuncu. Hepsini detaylı olarak zaten açıklamalara da ekleyeceğim arkadaşlar. Arabamız 360, çok güzel bir sesi var. Thermo King. Biraz önce gördüm, indirdim, şöyle bir yürüttüm. Hoşuma gitti. Dedim bir video yapayım, siz de görün. Neredeyiz arkadaşlar? Romanya tarafındayız. Güzel bir virajlı yol buldum. Arabanın sesi de güzeldi. Burada dedik böyle yavaş yavaş beraber gideriz. Böyle 240 kilometrelik bir güzergah belirledim. Buradan ince ince yürürüz diye düşündük arkadaşlar. Şimdi kabaca şöyle arabayı göstereyim. Önünde iki farklı LED seçeneğiniz var arkadaşlar. Bu ledler değişebiliyor. Tampon, 3 farklı tampon seçeneği var. Jantlarda, lastiklerde 2 farklı seçenek var. Üst ışıklar, yine 2 farklı şey var. Alt krom boru 2 seçeneği var. İçi tek, şöyle içini göstereyim. Fena değil, içi çok detaylı değil ama güzel. Güzel. Benim şuraya işte bir televizyon koymuşlar. Yukarıya bir Gazi Osman Paşa spor. Spor mu oluyor? Gazi Osman Paşa atkısı diyelim. Arkaya bir televizyon konmuş. Rahmetli Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminden. Şuradaki Scania kartalını ben ekledim. Cam sineklik şeyleri falan var. Bayağı güzel arkadaşlar. Yani benim hoşuma gitti. En çok hoşuma giden tarafı da şöyle, ben bir göstereyim, şeyi açalım. Şöyle RGB iç aydınlatmamız. Şu perde falan çok güzel olmuş bu arada. Emeği geçenlerin eline sağlık. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla araba gayet güzel arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım isterseniz. Açıkmış. Bu arada iç RGB aydınlatma uyarı ışıklarıyla yani beraber yanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da hatırlatalım buradan. Sesi duyuyorsunuz herhalde. Cam açma filan. Evet. Cam açma animasyonları var. 1.37'deyiz yine. Şöyle her iki camımız açık. Bakın şimdi bir dakika, ikisini de bir tam açalım. Bir de dışarıdan dinleyelim mi? Ya ses çalışmazsa şöyle şöyle yapın falan diye de mod açıklamasına eklemiş Ömer Faruk kardeşim. Eline sağlık ama bizde bir sıkıntı olmadı. Şu arka dingilimiz hareketli. Gördüğünüz gibi. Arabamız 8x4. Şöyle, ooo, buradan da fena gözükmüyor ha. Binelim bakalım şöyle bir. Arabanın içinde navigasyonumuz eksik tabi doğal olarak. Ama burası neden tıkalı? Tren yolu geçidi mi burası yoksa? Ne yer seçmişiz be? Şöyle dışarıdan da görün arkadaşlar arabayı. Ben ledlerimizi de yakalım. Thermo King Dorse. Gayet güzel. Bir şeye bakacağım. Ekstra korna var mı diye baktım.
standart. Şöyle fiziğine falan bakmak istiyorum. Bir hata falan var mı diye. Ben göremiyorum. Şu şeyler falan çok güzel yalnız ha. Jant kapağının üzerindeki şeyler, onları da ekleyip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun bakın. Öndeki arabaya da vurmayalım o arada da. Ses çok iyi ya. Vallahi ses çok iyi. Cideli. Arkadaki yazıyı siz okursunuz. Bir şeyler yanlış okumuyorum değil mi ben? Güzel, çok manalı bir paspas yazımız var. Siz okursunuz arkadaşlar onu. Bir tren hattı falan mı var ya? Biz niye bu kadar çok bekledik burada? Vites göstergemiz falan var. Yani gösterge animasyonlarımız gayet başarılı. Şurada bir gösterge var. Onun ne olduğunu çözemedim ama. Basınç göstergesi herhalde. Direksiyonu falan gayet güzel. Arkadaşlar. Güzel mod yani, tavsiye ederim. Şu maşallah yazısı filan değişiyor. Ön sineklikte bayağı bir 5-6 tane seçenek var. Tam saymadım ama. Gayet güzel. Oo, virajlarımız başlamış. Ben bodoslama gidiyorum ama. Evet. Navigasyon nereden çıktı? Retarderimiz var arkadaşlar. Evet. Yapanın eline koluna sağlık kardeşlerim. Gerçekten emeği geçen herkese buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Mod bomba. Gayet de güzel çalışıyor. Herhangi bir FPS düşüklüğü, cartı curtu falan yaratmıyor. Şu an benim ekranımın köşesinde FPS metre açık. Benim ekran 60 Hz olduğu için monitör. 60 FPS'i sıkıntılı ama hiç 58'e bile, 59'a bile çok nadiren düşüyor. Şimdi ona bakıyorum. Yani hani bazı şey oluyor, düşük sistemli kardeşlerim bu tarz modları bazen oynayamayabiliyor. Benim eski bilgisayarda mesela ben o sıkıntıyı yaşıyordum. Hop. Ama zannederim öyle bir sıkıntı yaşatmaz arkadaşlar. Mesela o zaman benim eski bilgisayar varken, yine yanlış hatırlamıyorsam daha önceki bir mod paylaşım, bir videoda da bahsetmiştim ben. Harun Arasların'dı galiba yapımı bir R500 vardı, yine böyle içi RGB aydınlatmalı falan. Ya çok hoşuma gitmişti ama kullanamamıştım yani, FPS düşüklüğü yapıyordu ama bu arabada ben görmüyorum yani şu an öyle bir şey. Yırtıl! Yol da güzelmiş ya. Bu arada bu yola da yani ilk defa gidiyorum desem, hiç hatırlamıyorum ya burayı. Muhtemelen bu taraf, ya bu Balkanların çoğunu ben kendime özel olan şeyimde, oyun için yani kendime az kullandığım profilimde çok kullandım. Hani ilk şeyinde keşfini tamamlayalım filan hesabı. Ufak tefek kalan yerler vardı. Muhtemelen bu yolda onlardan biri. Nasıl gözümüzden kaçmış. Şey, yol gayet güzel ha. Videonun başından tam neresi olduğuna bakarsınız arkadaşlar. Şimdi bir ismi. Bakao'ya doğru gidiyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda falan video yaparsam diye ben bu profilde Galati tarafından falan garajı almıştım. Bu sefer de dedim videoyu bu tarafta yapalım. Şey, açmaya gerek var mı? Yok ya, arabayı görün. Bu arada sol ayna dikkatinizi çekmiştir. Eski tip
Mesela sol aynada şey yok. O ikinci küçük ayna diyeyim, tepe ayna. Sağda var ama solda yok. Eski G'lerde ve L'lerde var ya, bak Skodacı. Bak orada da zınk diye yavaşladın önümüzde. Ne diyorduk? Bu G'lerde ve işte 164 L'lerde filan ya da RGL dedikleri şeylerde, RGL mod mesela, Vabis'lerde, Scania'larda, öyle diyeyim. Bir türlü adını getiremedim. Mesela bu ayna yoktur. Orijinalinde yok çünkü. Demek ki o zamanlar öyleymiş. Ne, o şeyine dikkat ettim. Seçenek olarak göremedim. Modda da herhangi bir sıkıntı yoktu çalışmasında. Olsaydı çıkardı diye düşünüyorum. Ön peron aynası yok arabada. Yan peron aynasına hiç dikkat etmedim. Evet, yan peron aynası da yok. Kuvvet de muhtemel o modeller böyleydi arkadaşlar. Yani devamlı bir trafik moduna gidiyoruz yalnız. Şanzımanda direkt 12 vites otomatik seçeneği var arkadaşlar. Manuel kullanmayı sevenler bilgisi olsun. Yanlış görmediysem şanzımanda çok böyle bir seçenek yok. Motorda zaten seçenek yok. 360 alabiliyorsunuz yine. Ha, seni geçtim ya abi. Hiç sıkıntı değil. Sen kal orada ya. Sıkıştık arada ama. Küçük şöyle cama filan şey koyabilselermiş. Mesela buradan o eleştirimizi yapalım. Navigasyon ekranı. İşte sağ altta kullananlar ya da benim gibi üstte kullananlar en azından böyle navigasyonu açmak zorunda kalmazlar. Yolu görebilmek için. Şimdi virajları görmek için ben navigasyona çok dikkat ederim genelde, böyle hiç gitmediğim yollarda özellikle. Hele Giyu, hele gel, hele gel. Şoför George seviye atlamış. Aferin ulan. Dur. Hız sınırı varmış. Dayı da işte arabamız zayıf. Seni geçerim ben de. Evet, ben tam sollamaya niyetleneceğim zaman karşıdan bir araba geliyor mutlaka. İtelemeyelim dayı ya. %60 olduğundan tabii çok seri hızlanamıyor. Yani şanzıman ve motor seçeneği tek. İkinci bir seçenek, üçüncü bir seçenek yok. Hız sınırı bölgesinden çıktık. Şu şeyi biraz benim gözümü yordu. Kapatıyorum. Vabisçi dayı. Sana da selam olsun buradan. Oo, gidiyor ha, akıyor. Tabii arabada yük yok. Yük seçeneği şeyine bakmadım. Bu arada son zamanlarda arkadaşlar forumlara falan da baktım ben, bu son güncellemelerle bu oyunda bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Oyun kendi kendine böyle saniyelik kasıntılar yapıyor. Yani ben de mesela işte RTX var, ekran kartı. 9. nesil i5 işlemci var, 3,7 GHz filan. Hani RAM 16, yani güçlü, hani şey, oyun için çok çok güçlü bir sistem. Ama dayı kim çıktı, çıkardı oradan kafasını? Otobüsçü dayı, Balkan Kaşifi.
Daha dört şehri yani bu şeyle tabii. Tabii ben 26-27 tanesini keşfetmiştim ya. Bakao. Yeteledik mi? Arabamız niye yürümüyor diyordum ben de ya. Şöyle buradan çıkalım. Şehri bir çıkayım. Müsait bir yerde tekrar arabayı. Bu arada geçenki bir şey vardı. Bunda o hata yoktur muhtemelen. Kargo modunda gerçi hata evet. Çalışıyor. O bir Ford Kargo tanıtmıştık arkadaşlar. Ford Kargo modu. Hatırlarsınız belki. Yine o da 40 ayaktı. 32-38'di yanlış hatırlamıyorsam. Mesela onda gerçi modu yapan Ömer Fırat Çatal sağ olsun kardeşim şeyi belirtmişti yani. İşte cam silme animasyonumuz. Abi iyi durduk ya. Benim şu frenleme şiddeti bu araba için çok zayıf kaldı ha. Zor duruyor valla. Şöyle bir şehri bir çıkalım. Bit artık şehir yani sen de. Değil mi? Bakao. Camlarımızı bir kaldıralım. Gelen giden var mı? Yapıştır ya. Bu F modun bu şeylerini çok seviyorum. Gerçekten. Başarılı yani. Kimisi böyle enteresan şeyler yapmış ama bir de mesela geçen de söyledim ama bu Truckers & Peach'te özellikle F modla alakalı işte güncellemede sıkıntı yaşıyorlarmış filan diye. Bir videoda gördüm yine yanlış hatırlamıyorsam. Bu konuda bizden çok daha eski olan ve tecrübeli olan bir kardeşimin videosunda. Şuralarda müsait bir yer var mı diye bakınıyorum. Aha yol genişliyor. Şöyle burası hoş ya. Arkamızdan gelenler de soldan gitsin kardeşim. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Arabayı yatırmayalım da. Şöyle çayır çimen geze geze dedik. Yani az gel dayı sen. Yok abi arabayı yatırırız ya. Lan hoş bir yer. Böyle iyi, böyle iyi bence. Lan boştaymış araba zaten. Heh. Tamam. Bak ben dörtleri yaktım, kenara çıkardım. Gayet güzel. Şu aynayı ve şu şeyi kapatalım. Oo, sıfır geçerim diyor Vabisçi dayı. Dediğim gibi arkadaşlar. Gayet başarılı. Hoş yani. Eksiklerimizi söyledik. Gördüğümüz eksikleri. Ama aman aman şeyler değil. O mesela kargoda Ömer Fırat Çatallar falan yapmıştı. İç döşeme. Farklı kombinler olabilir. Faruk kardeşim. Güzel. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi unutmayın. Neden beğenmediğinizi özellikle yorumlara bırakmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hepiniz yansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.